Neydi? Ben Türk'üm. Evet. Kolay da bakalım. Kolay da bakalım. Tamam. Evet. Evet. Ne yapıyoruz? Şimdi P olası 4'a geliyor. Olasılıkla yazı geliyor. Tabii ki P artı Q. Ve kaç hamlede buna geleceğini bulacağız. O B'den diye B diyelim. B. B. Oraya başladık. Bir olasılık sıra gelecek. Bir ilk puan bulacağız. Bu gelecek. Bu yeniden başlayacak. Başı sayı satıyorum. Değil mi? Demek ki BN, B eşittir. P olasılıkla bir puan alıyoruz. Q olasılıkla oyun başa sarıyor ve devam edecek. Burada da ki B hamlede bölgecek. Çarpı 1 artı B. Bir hamle burada yapacağız. Bir hamle de burada olacak. 1 artı B. B artı B. Önce B eşittir. B artı Q B artı Q. B artı Q ama 1'e eşit. B eşittir. 1 artı Q B. Demek ki 1 eksi Q defa B eşittir 1. B eşittir. 1 bölü 1 eksi Q. Q 1 bölü 2 ise 2 buluyoruz. Sadece 2 buluyoruz. Q 1 ise bu sonuç oluyor. Ya o zaman Q 1 ise ne demek? Q 1 olması 5 sıfır demektir. Hiç buna gelmeyecek. Bekle bakalım, bekle. Anlaşıldı mı? Bilgi gibi yaptık. Oyuna başladık. P olasılık 30'a gelecek. Değil mi? Bağlayacağız. P olasılık da yazılı gelecek. Ve oyun tekrardan başlayacak. Aynı oyun. Tek bir farkı var. 50 hamlede 30'a gelirse 51 puan olacak burada. Bu da 51 puan. Demek ki P eşittir beklenti ortalaması. B eşittir. P olsun da ne şey yapıyor? Kuralıyor. P olsun da bu Levent ayıp ediyor. Yani çok ayıp ediyor yani. Yani çok ayıp ediyor yani. Ayıp bir şey var. B artı Q diyor. Değil mi? Yani üstüne P olsun bir fark sanıyor. Q olsun da P puan artı 1 puan. Evet, çünkü bu burada oyun başa sardı. Burada B hamle gidecek. Yani buradaki oyun aynı oyun. Bu oyun B hamle gidecek. Ama daha önce bir hamle yapmıştı. B artı 1 etti. O. B artı 1 etti. 2 1 artı. B artı Q, B artı Q. B artı Q 1 artı. B'yi bir soru koyuyor. B'yi hiç söylüyorum. Eğer B 1 bölü 3 ise 3 bölü 2 ediyor. 1,5 hamlede. Ortalama 1,5 hamlede bölüyor. Tamam. Hazırladın mı? Şimdi yine 1 bölü 2, 1 bölü 2 derim. Yani aynı şey yani. Ha P, Q, ha 1 bölü 2, 1 bölü 2. Ben fark etmiyor. Yani fark etmez. Hepsinin başı da fark eder. Fark ettiği bir durum göreceğiz. Şimdi iki tane tura gelme olasılığı. Yani dün söyleyeyim size maymun Shakespeare yazıyor ya, Hamlet yazıyor ya, onu bir kanıtlayayım isterseniz. Ya, maymun başladı yazmaya, yazıyor, bir şeyler yazıyor böyle. Şimdi diyelim ki Shakespeare kaç karakter oldu Shakespeare? 1000 karakter, 100.000 karakter, neyse. 200.000 karakter alalım, böyle. Hamlet. Maymun oturur oturmaz Hamlet yazma olasılığı var mı? Var. Var. Yok gibi ama var yani değil mi? Sıfırdan büyük. Epsilon diyelim abi anlamında. Böyle bir olasılık var. Epsilon sıfırdan büyük.
Ya ben bile oturduğum zaman memnunuz yapsın ki. Yani. Ama yani bana böyle bir olsun. Nasıl ya? Yazmam olasılığı bir eksi epsilon. Değil mi? A. Sonra bir soru kabul edelim. Sonra 100 bir kaydıya bakalım. Burada da tabii ki yazma olasılığı epsilon, yazma olasılığı A. Değil mi? Aradığı da yazabilirim, ona bakma. Ona bakma. Ne burada yazma, ne de burada yazma olasılığı kaç? Buradaki de A. Burada yazma olasılığı A. Burada yazma olasılığı A. İkisinde de yazma olasılığı ne olacak? Akar olacak değil mi? Birbirine bağımsız çünkü. Öyle değil mi? Her ikisi de yazma olasılığı akare. Peki üçü de yazma olasılığı? Akü. Ve en tane yazma olasılığı A üçü de yazma, doğru mu? Nasıl A nerede? A bir defa sıfırdan büyük bir sayı. Birden küçük, birden çok küçük. Yani çok az küçük birden. Birden çok az küçük, en son çok küçüktü. Birden en son çıkardı. Değil mi? Ama şöyle bir sayı. Sıfırla bir arasında. Birden çok yok. Yani çok çok küçük, bayağı da zayi. Ama şimdi öyle bir şey. Akkaya demek ki daha küçük değil mi? Akkaya daha küçük. Afrik daha küçük. Bunlar sürekli küçülüyorlar. O da hiçbir zaman tabii sıfır altına inmiyor. Çünkü A pozitif, sıfırdan büyük. Demek ki bir limiti var. Limiti L diyelim. Bu limiti L diyelim. Bu dizi L'nin burnunun dibine giriyor. Peki. Şimdi bütün bu her şeyi 2'ye çarparsam ne olur? 2'ye çarparsam 2A, 2A kare, 2A küp, 2A 4, 2A. Bu da 2L olmaz mı? 2'ye çarptığın zaman bu diziyi L'ye yakınsıyorsa eğer 2'ye çarptığın bir diziyi 2L'ye yakınsan olsa 3'ye çarpsak 3L'ye yakınsak. Hepsini 2'ye bölsek L bölü 2'ye yakınsan. Doğru mu? Hepsini A'la çarpalım. A'la çarptığın zaman bu oluyor değil mi? Aktif oluyor. Aktif oluyor. Aynı dizide yani sadece iki elim yok değil mi? Bunun limitinde olsa bunun limitinde aile olsun. Bunlar neye yapışıyorsa A'la çarptığı zaman A'la çarptığı dizi A'la yapışır. Ama bu dizi ve bu dizi, bu dizi ve bu dizi aynı yapışır. Sadece A'nın en başta bir A'yı yapmışsın. Ne olacak ki? En yeni yapışsın A'la değil mi? Yani bir dizinin yapışılması kuyruğa bağlı başa bağlı ki. Bir dizi eğer 3'e yakınsıyorsa ilk baştaki 1 milyon tane terimi sil, yine 3'e yakınsa. Değil mi? Önemli olan sonunda ne oldu? Dolayısıyla ailenin L'ye eşit olması lazım. Yani 1 eksi A kere L'nin sıfır eşit olması lazım. Demek ki yine 1 eksi A'nın sıfır eşit olması lazım. Ya da L'nin sıfır eşit olması lazım. Yani ya A'nın sıfır eşit olması lazım ya da L'nin sıfır eşit olması lazım. Ama A'nın değil. A'nın küçük demek ki L'ye eşit. Demek bu dizi sıfıra gidiyor. Bu dizi sıfır. Bu L eşittir sıfır. Bu burada. Birden alın bir kısayınızı, cep telefonunuzu. Birden küçük bir şey yaz. 0999 mesela. Karesini, kübünü, dördüncü kendisiyle çarp sürekli. Bir zaman sonra sıfır gösterecek. Bir zaman sıfır olmaz ama bir tabii şey öyle gösteriyor. Makine sınırlı olduğu için. Yani ne kadar kuvvetli olsan sıfır, 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 bir yerde bir ben şu an bir şeyler gelecektir mutlaka. Değil mi? Bunun limiti sıfır. Demek ki sonuçta kadar yazmama olasılığı sıfır. İlla ki yazacak. Tamam? Evet. Hocam şöyle A, N, eşittir. Çünkü şimdi bak. Bu dizi L'ye yakışıyor. Öyle tamam. Bu dizi L'ye yakışıyor. Bu diziyi 2'ye çarparsan o 2 L'ye yakınsa, doğru mu? 3 L'ye çarparsa 3 L'ye yakınsa. A'la çarparsan da A L'ye yakınsa. Demek ki bu dizinin A'la çarpılmışı gibi. Bu dizinin A'la çarpılmışı ne oluyor? A akar oluyor, akar akıp oluyor, akıp akıp oluyor. A üstüne, A üstüne akıp oluyor. Bu dizi A'la yakışıyor. Ama bu diziyle bu dizilerde bir fark yok ki. Aynı diziler bunlar.
Sadece ötelemişiz bizi. Değil mi? Bu A'dan başlıyor, bu Akra'dan başlıyor. Ama aynı devam ediyorlar. Demek ki ailenin ne işte olması lazım. Şimdi yeni soru. Tuzak tuzak gelme olasılığı. Peş peşe adı çekiyor. İşte maymun çekti yazıyorsa lütfen cazı tuzaklığın zaman da iki tane tuzak gelsin değil mi? Evet, yani TT yazamayacak mısın ya? TT gelme olasılığı değil. Kaç hamlede TT gelir? Ortalama kaç hamlede TT? O maymun, benim iki tane tuşu var. Y ve T tuşları. Rastgele basacak onları. %50, %50. Ortalama kaç hamlede TT yazacak? Ne kadar zaman vereceğim buna? Yarım saat. Tamam. Kaldıysa. Saat 10'a çeyrek kadar başlıyor.